Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hiç uzatmadan geçelim. Windows 10 kullanıyoruz ve bilgisayarımızda işte bütün güncellemeler tamam, bizim işte bütün driverlarımız tamam, ekran kartımız vesaire hepsini güncel bir şekilde kullanıyoruz. Fakat buna rağmen sistemimiz yavaş ve kasıyor. FPS'i düşük alıyoruz bazı oyunlarda vesaire. Biz bunları hiçbir program kullanmadan sadece Windows'un özelliklerini değiştirerek nasıl yükseltiriz? Size bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Fakat öncelikle şunu uyarayım lütfen. Daha sonra yorumlarda böyle şeylerle karşılaşmayalım. Bakın arkadaşlar, anlattığım şeyler sistemsel özellikler olduğu için sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ve uygularken lütfen videoyu durdurarak yapın ki herhangi bir hata ile karşılaşmayın. Dilerseniz şimdi geçelim. Madde madde anlatacağım. Ortalama 10 madde kadar süreceğini düşünüyorum. Bunları yaptıktan sonra sistemimiz hızlanacak ve FPS alma gücümüz daha fazla yüksek olacak. Başlayalım o zaman. İlk başta yapmamız gereken şey tabii ki sistemimizin güncel olması gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Hemen şu arama kısmına geliyoruz. Windows Update yazıyoruz, benim gibi gördüğünüz gibi. Şurada güncelleştirmeleri denetleye de tıklayabilirsiniz. Windows Update ayarları yazan yere de tıklayabilirsiniz. Birine tıkladınız. Siz de eğer burada dün veya önceki gün ya da güncelsiniz yazmıyor ise güncelleştirmeleri denetleyip kesinlikle sisteminizi güncelliyorsunuz. Güncelleştirmenin amacı nedir? Güncelleştirme sayesinde sisteminiz Windows tarafından, Microsoft tarafından eksik olan işte dosyaları vesaire bulunur ve onlar düzeltilir. Bir de güvenlik açısından sürekli yeni tehditler çıktığı için Microsoft sürekli bunları bulur ve sisteminizi sürekli güncelleyerek sizi korur. O yüzden sisteminiz bir kere güncel olacak. İkinci seçeneğimiz güç seçenekleri. Peki güç seçeneklerinden ne anlıyoruz? Genellikle laptop kullanan kişilerde şurada pil simgesi olur, değil mi? İşte masaüstü kullanan bilgisayarlarda da Windows sürümünde de bu güç seçenekleri var. Peki buna nasıl ulaşırız? Hemen şuraya gelip güç yazarsınız. Burada güç ve uyku ayarları diye bir buton çıkar. Buraya tıklarsınız. Tıkladığınızda laptopta olduğu gibi hemen burada farklı ekran çıkmaz. Bize böyle bir ekran çıkar. Biz şuradaki ek güç ayarlarına tıklarız. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi dengeli önerilen, yani önerilen ayarlar dengeli de kalsın diyor. Fakat biz ne istiyoruz? Biz diyoruz ki performans istiyoruz. Hemen şuradaki tiki aşağı doğru indirdiğimizde yüksek performans olsun diyoruz. Ha, bize bir uyarıda bulunuyor. Nedir bu? Diyor ki fazla enerji tüketir. Ha, işte o zaman gülü seven dikenine katlanır diyoruz. Ama bizim enerjimiz fazla tükensin ama biz yüksek performans istiyoruz diyoruz. Bu seçeneği tıklıyoruz. Tabii ki bunun daha ince ayarları var. Fakat onlara girmenize gerek yok. Sadece yüksek performans yapsanız bizim için yeterli olur. Bunu yaptıktan sonra burayı kapatıyoruz. Şimdi gelelim diğer ayarlara. Diğer ayarlarım şu. Gizlilik ayarlarına girerek, yani Windows'un kendi ayarlarına girerek orada birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Hemen şuraya Windows simgesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza çıkan çarktan ayarlara giriyoruz. Buraya girdiğimizde şuradaki sistem yazan yere bir geliyoruz. Şimdi buradaki ayarları değiştireceğiz. Fakat bundan önce de şurada gizlilik diye buton var. Gizlilikten başlayalım. Genel. Genele tıkladık. Şimdi şurada açık olan ayarlar hariç, yani şu hariç, hepsini kapatıyorsunuz. Sebebi şu, baktığınız zaman aslında bunlarla bizim işimiz yok. Daha sonra sırayla aşağı doğru ineceğiz. Konuşma vesaire diyor, bunları kapatın. Mürekkep oluşturma yazma kapatın. Tanılama ve geri besleme temelde kalsın. Mürekkep oluşturma ve yazmayı iyileştir diyor. Şimdi bunu biz kullanmıyoruz bu özelliği. Bu genellikle tabiri caizse, nasıl söyleyeyim size, kalemli sistemler var. Onlarda kullanılıyor. O yüzden bunlara gerek yok. Bunu kapatıyorsunuz. Diğer özel deneyim ve tanılama verilerini görüntüleme seçeneğini kapatıyorsunuz. Bakın ben ta Şubat ayında son silme isteğimi yollamışım. Demişim ki tanılama verilerimi lütfen silin demişim. Bunlar adı üstünde tanılama verileri. Sizi tanıma verileridir. Bunları siliyorsunuz. Şimdi gelelim etkinlik geçmişi diyor. Etkinlik geçmişini depolasın mı? Hayır. Çünkü bu bizim sistemimize bir yer ayırtır.
Buna gerek yok. Bunları kaldırıyorsunuz ve bunları Microsoft'a gönder derseniz sürekli bir dosya oluşturur. Bunları toplar ve Microsoft'a yollar. Bu da bizim bilgisayarımızı yorar. O yüzden bunları kaldırıp şuradaki temizle butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tik işareti çıktı ve etkinlik geçmişimiz temizlendi. Gelelim aşağı doğru. Konum. Konum sürekli internetinizle siz bilgisayarı açtığınız vakit konum servisleriniz açık olursa sürekli sisteminiz internet üzerinden konumunu yenilemek için bir güç harcar. O yüzden buradaki konum bilgilerini mesela uygulamalar konumumuza diyor erişsin mi? Hayır diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu cihaz için konumu şuradan da değiştire basarak kapatabilirsiniz. Bakın aşağı indiğinizde de eğer buradaki programlardan herhangi bir tanesi konumunuzu kullanıyor ise yanındaki tik açıksa lütfen bunları da kapatın. Kamera diyor. Özel yani bu önemli bir özelliktir. Şimdi bunu açık bırakıyorsunuz fakat hepsinde açıktır genelde. Siz sadece işinize yarayacak uygulamalarda kamera simgesini açıyorsunuz. Yani siz Skype üzerinden görüntülü konuşabilirsiniz. O yüzden kameranız açık kalacak ama diğerlerinde işinize yaramayacak yerleri lütfen kapatın. Benimkinin de aynısını yapabilirsiniz. Mikrofon tabii ki açık kalacak ama yine kullandığımız uygulamalarda sadece mikrofonumuza uygulamaların erişmesine izin vereceğiz. Diğerlerini kapatacağız. Mesela ben Skype kullanmadığım için çok önemli değil ama ses kaydedicisi kullanıyorum gibi. Yani buna tamamen siz karar veriyorsunuz. Burada sizinkilerin hepsi açık olur. Gelelim bildirimlere. Bildirimlere geldiğimiz zaman Windows hariç aslında hepsini kapatmanız gerekiyor. Şimdi bu cihaz için kullanıcı bildirimi erişimi açık diyor. Fakat uygulamaların bildiriminize erişmesine izin verin diyor. Hayır ben istemiyorum diyorum. Bildirimlerinizin hangi uygulamaya erişebileceğini seçmek ister misin diyor. Hayır diyorum. Yani şurayı da kapatıyorsunuz. Gelelim aşağı doğru inelim. Hesap bilgileri diyor. Şimdi bakın uygulamaların hesap bilgilerinize erişmesine izin vermek istiyor musunuz? Hayır istemiyorum diyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz ve bunların hepsini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Gelelim diğerine. Kişilerde kalmıştık. Kişiler. Uygulamaların diyor. Kişilerinize erişmesine izin veriyor musunuz? Fakat gördünüz mü? Bu hem sizin bilgisayarınızın gücünü çok fazla harcıyor. Sürekli arka planda çalışıyor. Bir diğer özelliği ise nedir? O da anonimlik arkadaşlar. Windows o kadar maalesef anonim bir işletim sistemi değil. Bütün programlarla sizin her şeyinizi eğer bunları kapatmaz iseniz kullanıyorlar yani öyle söyleyeyim size. Aşağı iniyorsunuz kişiler. Eğer burada mesela posta ve takvim ya da işte mesajlaşma özelliğini kullanıyorsunuz. Açıyorsunuz kişiler özelliğini. Diğerlerini lütfen kapatın. Haritalarda kişilerin ne işi var diyorsunuz ama gördüğünüz gibi bunları bile kullanıyor. Gelelim takvime. Şimdi uygulamaların takvime erişmesine izin ver diyorsunuz. Şimdi bakın diyor ki ben diyorum posta ve takvimde uygulamasının normal takvime erişmesine izin veriyorum. Ama kalkıp da Cortana'nın ya da kişilerin benim takvime erişmesini istemiyorum. Bunları da siz kendi kullanımınıza göre lütfen değiştirin. Arama kaydı diyor. Bunlara bakalım. Arama geçmişinizi görmesini ister misiniz diyor uygulamaların. Tabii ki hayır diyorsunuz. E-posta. Bunlara bakalım. E-postam bu uygulamalar diyor kullansın mı? Hepsini kapatıyorsunuz. Görevler diyor. Gelsin bir uygulamalar. Uygulamaların görevlerinize erişmesine izin verebilir misiniz? İsterseniz bunu da kapatabilirsiniz. Ama bazen görevlerle uygulamalar birbirini görmediği için bazı programlar sağlıklı çalışmıyor. O yüzden lütfen bunu açık bırakın. Mesajlaşmaya gelelim. Mesajlaşma. Bakın açık ama diğerlerini kapattım. Çünkü bazen MMS yani multimedya mesajı yoluyla diyor mesaj gönderebilirsiniz diyor. Siz bunu kapatırsanız göndermeyecektir. 2 saat sonra burayı bulmakla uğraşacaksınız. Arka plan uygulan burayı aşağı kadar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yoksa çok uzun sürecek videomuz. İşinize yaramayan her şeyi şu aşağıdaki uygulamalarla birlikte kapatıyorsunuz. Şimdi gelelim diğer tarafa. Başlangıç iyileştirme. Peki biz başlangıcımızı nasıl iyileştiririz? Bu ne anlama gelir? Hemen şuradaki arama simgesini görev yöneticisine tıklıyoruz. Görev yazıyoruz. Görev yöneticisi açılıyor. Açılan yerde bu işlemler şu an bizim bilgisayarımızda çalışan işlemleri gösteriyor. Buradaki renkler ne kadar koyu olursa o kadar fazla internet ve bilgisayarımızın gücünü tüketiyor anlamına gelir. Şimdi biz buradan başlangıç seçeneğine tıklıyoruz.
Tıkladıktan sonra şimdi ben de devre dışı gördüğünüz gibi. Ama siz bir program yüklediğinizde daha önce hiçbir şekilde devre dışı bırakmadıysanız burası etkin olacaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Mesela Spotify. Spotify'da bizim ne işimiz var? Yani bilgisayar açıldığı zaman neden bu program açılsın ki bilgisayarımızla birlikte? Ya da Steam. Ben de oyun oynuyorum ama kalkıp da benim bilgisayarım açıldığı zaman Steam'in hemen açılıp sürekli hem internetim hem de bilgisayarım yormasını istemiyorum. Bunları devre dışı bırakın. İşinize yaramayan her şeyi devre dışı bırakın. Zaten Windows kendi şeylerini, yani orijinal bilgisayarın açılması için gereken programları devre dışı bırakmanıza izin vermeyecek. Kalkıp da şu ses, yani HD Realtek mesela, ses, bilgisayar sesiyle alakalı, bunları lütfen devre dışı bırakmayın. Sadece üçüncü taraf. İşte nedir bu? Discord olur, Steam olur, Spotify olur, iTunes olur. Bu arada Cleaner'ı ben etkinleştiririm, siz de etkinleştirebilirsiniz gibi. Bu üçüncü taraf programlarını devre dışı bırakıyorsunuz ki başlangıçta bilgisayarınızın açılma hızı daha fazla artsın. Bir diğer konumuz. Şimdi, gereksiz sistem dosyalarını silme. Burası çok önemli. Çünkü çok fazla yer kapladığını düşünüyorum sizde de. Şimdi öncelikle benim gibi CC Cleaner programı kullanmıyorsanız, yani sürekli arka planda sizin geçmişinizi silen bir programınız yok ise bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Peki nasıl yaparız? Hemen Windows artı R tuşuna basarak, yani çalıştır veya bunu kapatıp buraya sadece çalıştır da yazabilirsiniz. Yine aynısı gelecek. Çalıştırı açıyorsunuz. Açtıktan sonra karşımıza çıkan ekrana temp yazıyorsunuz. Nasıl? Beynim döndü, özür dilerim. Temp yazıyorsunuz. Tamam'a tıklıyorsunuz. Şimdi normalde sizde şurası aşağı kadar dolu olacak. Bunların hepsini CTRL-A ile seçiyorsunuz. Daha sonra siliyorsunuz. Şimdi izin verirse bakın. Şimdi zaten çalışanları sildirmeyecek. Atla diyorsunuz. Bakın diğerlerini sildi. Çalışmayan her şeyi silecektir. Buradakilerin hepsini silin. Benim gibi uyarı çıktığını atla deyin. O zaten çalışıyordur. Şu an diyor bu çalışıyor. Onun haricindekiler gereksiz. Bunu bir sildik. Tekrar çalıştıra giriyoruz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Gereksiz sistem dosyalarını temizliyoruz. Tekrar hatırlatayım. Sonra benim yazdığımı yazıyorsunuz. Yine aynı şekilde temp yazıyorsunuz. Bu sefer karşılarında, başında ve sonunda yüzde işareti var. Tamam diyorsunuz. Bakın yine çıktı. Burada da işte çökme raporları, işte bilgisayarınızın kaydettiği çok fazla gereksiz çöp dosyalar var. Gene sizde bura aşağı kadardır. Çünkü ben cleaner kullandığım için cleaner burayı sürekli temizleyebildiği kadar temizliyor. Ama sizde temizlemediği için burası full doludur. Hepsini seçiyorsunuz tekrar. Yine sil diyorsunuz. Bakın hepsini sildi. Şimdi burayı boşaltmaya da göstereceğim. Burayı da sildik. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi bir tane daha var. Yine çalıştıra tıklıyoruz. Karşınıza çıkan yere Prefect yazıyorsunuz. Şimdi şurayı ben yanlış yazdım. Prefect. Ben de önümde bir tabii ki kağıt var arkadaşlar, detaylı bilgi olduğu için. Bu kodu yazıyorsunuz. Tamama tıklıyorsunuz. Bakın. Bütün raporlar karşımıza çıkıyor. Kullandığınız her şey karşınıza çıkıyor. İşte YouTube'da izlediğiniz dosyalara kadar hepsi çıkıyor. Peki burayı ne yapıyoruz? En üste geliyorsunuz. CTRL-A diyorsunuz. Yine sil diyorsunuz. Atla diyorsunuz bu seçenek çıktığında. Çalışanı bırakıyor. Onun haricindeki her şeyi siliyor. Şimdi ne oldu? Biz gereksiz bütün sistem dosyalarını biriktirdiği sistemimizin hepsini silmiş olduk. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Hepsini sil diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası gitti. Peki şimdi ne yapacağız? Bilgisayarımızda RAM var. Bazı sistemler sizin RAM'inizin hepsini kullanmasına izin vermiyor olabilir. Şimdi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Peki bizim sistemimizin içinde bulunan RAM'i kontrol edip etmediğini nasıl kontrol ederiz? Bunun için tekrar şuraya gelip çalıştıra gireriz. Dediğim gibi Windows artı R tuşuna basarak da buna gelebilirsiniz. Buraya msconfig yazarsınız. Tıkladığınızda şöyle bir sistem yapılandırması diye bir ekran gelir karşınıza. Şimdi buradan ön yükleme bölümüne girersiniz. Ön yükleme bölümünden gelişmiş seçenekler yazar. Buraya gelirsiniz. Eğer burada bellek üst sınırının olduğu yerde tik var ise bunu kaldırıyorsunuz. Aynı benimki gibi içlerinin
boş olması gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bellek RAM ifade eder sistemde. Burada sınır var diyor. Yani mesela bunun içinde tıklı olursa size sınır olduğu anlamına gelir. Kesinlikle bunu kaldırıyorsunuz ki sisteminiz bütün RAM'i kullanabilsin. Bunu da hallettik. Bunu da göstermiş olduk. Bunu şöyle kapatalım. Şimdi bir diğer özellik, basit ama önemlidir. Bilgisayarı kullanırken kesinlikle geri dönüşüm kutunuz boş olmak zorunda. Sebebi, geri dönüşüm kutusunda bir şey sildiğiniz zaman geri yüklediği hani alabiliyorsunuz ya. Bu ne anlama geliyor? Sistem sürekli o dosyayı tutuyor ve yer kaplıyor. Yer tutmasından ziyade 1-0 mantığıyla çalıştığı için sistemler sürekli onu görüyor ve sistem onu yeniliyor. Yani bilgisayar yoruluyor. O yüzden sürekli burayı boş tutuyorsunuz. Bir diğer benim yaptığım ama sizin yapmamanız gereken bir hata var. O da şudur. Ekranınızın boş olması gerekiyor. Farkındaysanız bazı ekranlarda, belki sizde de öyledir, şuraya sağ tıklayıp yenileye bastığınızda böyle bazen gidip gelmesi yavaşlar. Onun sebebi FPS kaybıdır. Buna sebebiyet veren şey ise ekranınızdaki dosyaların çok fazla ekranı kaplamasıdır. Peki ne yapmamız gerekiyor? Çok basit bir şekilde, hepinizin bildiği bir şekilde. Mesela bunların hepsi oyunsa, oyun diye bir klasör açıp bütün oyunları tek bir klasöre atıp ekranımızı boşaltabildiğimiz kadar görüntü açısından boşaltacağız ki FPS oranımız yenilediğimizde sistemimizi yormasın. Gelelim diğer maddemize. Şimdi sistem klasörü temizliği diye bir işlem var. Peki bu nasıl yapılır? Windows'un kurulu olduğu diske, yani bilgisayar, bende kısa yol var, sizde yoktur büyük ihtimalle. Buraya bu bilgisayar yazıyorsunuz. Bu bilgisayar. Bu bilgisayara giriyorsunuz. Şimdi Windows'unuzun kurulu olduğu disk, yani şu yanında Windows logosu olan diskinizin olduğu yere geliyorsunuz. Daha sonra sağ tıklayıp özelliklere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hemen şöyle yukarı alalım. Gördüğünüz gibi şurada diski temizle diye buton var. Buraya tıklıyorsunuz. Karşımıza bakın şöyle bir seçenek çıkıyor. Lütfen buraları iyi görün. Lütfen uygulayarak yapın. Şu karşınızda kutular var. Bu kutuların hepsini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sistem dosyalarını temizle diyorsunuz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Şimdi bize bir uyarı verebilir. Eğer uyarı verirse sizde arkadaşlar tekrar seçip tekrar sistem dosyalarını temizle diyorsunuz. Bu şekilde sistemin diskinizin olduğu dosyaları temizlemiş oluyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir daha önce yapmadıysanız. Lütfen sonuna kadar bekleyin. Evet, gördüğünüz gibi bir uyarı geldi. Yani aslında daha demin söylemiş olduğum şey geldi. Bakın. Windows Update temizleme diyor. 4.41 GB var diyor. Şimdi tabii ki benim video çektiğim için buna sürem yetmeyeceği için şimdi ben bunu bırakıyorum. Onun haricindekileri temizleyeceğim. Çünkü o dosya çok büyük. Siz lütfen onu da silin arkadaşlar. Tamam diyorum. Dosyaları sil. Hatta şunu da silelim. Uzun. Belki uzun sürmez. Bakın hepsini buldu. Şuna bakar mısınız? Kaç GB? Neredeyse 5 GB sisteminde gereksiz dosya varmış. Tamam diyorum. Dosyaları sil diyorum. Şu anda siliniyor. Daha demin bunları tespit ediyordu. Şimdi ise gereksiz dosyaların hepsini siliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt tarafta temizliyor yazıyor. Hepsini tek tek temizliyor. Şimdi burası uzun sürebilir. Dediğim gibi lütfen sonuna kadar bekleyin. Burası temizleme yaparken sizler iptal butonuna basmayın arkadaşlar. Bu dolduktan sonra tekrar devam edelim. Derken hızlı bir şekilde doldu. Çok fazla sizin çünkü vaktinizi almak istemiyorum ama önemli işlemler. Evet, burası dolduktan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sistem disk klasörü temizleyeyim hala devam ediyor. Ben bekleyeyim dedim ama oldukça biliyorsunuz hani daha demin de gösterdim. Yaklaşık 5 GB alan temizliyor şu an. Derken sanırım temizleme bitmek üzere. Bu temizlemeye devam etsin. Ben diğer seçeneği çekeyim sizlere. Son olaraksa yapmamız gereken şey şu.
Gereksiz çalışan hizmetleri tamamen durdurma. Adı üstünde gereksiz çalışıyor. Peki bunu ne yapmamız gerekiyor? Hemen yine arama butonuna tıklıyoruz. Çalıştır'a tıklıyoruz. Ya da Windows R'ye tıklayın siz. Windows R'ye tıklıyorsunuz. Daha sonra karşınıza çıkan yere yine MS config yazıyorsunuz. Açılan ekranda, şimdi burası da biraz önemli. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada hizmetleri tıklıyorsunuz. Biraz önce ön yüklemeyi yapmıştık. Burayla karıştırmayın. Hizmetleri tıklıyorsunuz. Bakın burada çalışan uygulamalar var. Şu an hepsi çalışıyor. Bazıları işe yarıyor, bazıları işe yaramıyor. Şuradaki tüm Microsoft hizmetlerini gizle diyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Bilgisayarımız hatayla karşılaşmasın diye. Buna tıkladıktan sonra tümünü devre dışı bırak diyorsunuz. Hepsi bu. Daha sonra uygula diyorsunuz. Tamama bastığınızda yeniden başlat diyecek. Ben başlatmadan çık diyeceğim. Siz yeniden başlata tıklıyorsunuz ve sisteminiz gereksiz bütün programları arka planda çalışmasını durdurmuş olacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Son olarak ise yapmanız gereken bir de görsel performans ayarlarımız var. Bunları da yaptığımızda bu videonun sonuna gelmiş olacağız. Görsel performansı arttırmak için yine bu bilgisayara giriyoruz. Yani bilgisayara giriyoruz, bilgisayarımıza giriyoruz. Buraya girdikten sonra şöyle boşluğa özelliklere tıklıyoruz. Özelliklere tıkladığımızda bize şu ekran karşılayacak. Aşinasınızdır zaten. Buraya geldiğimizde yapmamız gereken şey gelişmiş sistem ayarlarına giriyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Buraya girdiğimizde performans diye bir buton var. Bunun yanındaki ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Bakın diyor ki bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin. Tamam güzel ama bizim amacımız ne? Performans istiyoruz. O yüzden en iyi performans için ayarlaya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra uygulaya basmıyorsunuz. Burada yapmamız gereken birkaç tane tiki yeniden yerine koymamız gerekiyor. Önce simgeler yerine küçük resimleri göster. Buna tıklıyoruz. Daha sonra masa üstündeki simge etiketlerindeki gölge bırakma işlemi var. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra yapmamız gereken ekran yazı tipi. Kenarlarını düzelt. Buna tıklıyorsunuz. Bu kadar. Bunlara tıkladıktan sonra uygulaya basıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Tekrar tamama basıyorsunuz. Bu kadar. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar sisteminizin oldukça fazla hızlandığını göreceksiniz. Programsız bir şekilde elimizden gelen en iyi ayarlar bu şekilde. Bunun haricindeki hiçbir ayar sisteminizi hızlandırmaz. Onu da söyleyeyim. Sürekli driverlarınızı güncel tutmaya özen gösterin. Onun haricinde de söylediğim ayarları yaptığınız zaman hiçbir şekilde sisteminizde bir yavaşlama olmayacaktır. Tabii ki parantez içerisinde bilgisayarınız ve sisteminiz çok çok eski değilse. Eğer çok eski ise maalesef yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Benim elimden gelen şimdilik bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Hoşunuza gittiyse like butonuna basabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.